Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki ÖSYM tadında sorular 6 testin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında ve bu bölümün son testi arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenar EBGF bir yamukmuş. Arkadaşlar bu bir yamukmuş. Yamuğu da şöyle göstereyim isterseniz daha rahat bir şekilde şey yaparız. Burada yamuk hangi kenarlar birbirine paralel arkadaşlar? GBG ile EF birbirine paralel olması lazım. Evet. Burada da öyle demiş zaten. Şimdi F EF ile BG birbirine paralel. Burada da oran verilmiş. Oranlamaları da yazalım. AE uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. EB ve DH uzunluğu da 2K olarak verilmiş mi? Verilmiş. 3K iken burası da 3K K oldu. Şimdi bu bir yamuk ya. Eşit var burada. Yamukta hatırlayın arkadaşlar. Şöyle şöyle önemliydi. Şunlar birbirine eşit olduğunda bu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Bak burada şunu şöyle çizecek olursak ben şuradaki alanı bulacak olursam eğer bu tüm alanın yarısıdır. Yani sarı bölgenin alanının yarısıdır. onu bulacağız. E, burada alan dağıtmaları yapacağımız belli. K'da kalan A ise 2K'da kalan üçgen oluşturalım. 2K'da kalan 2A ters düz üçgenlerde K'da kalan A. 2K'da kalan 2A diyebilir miyiz böyle arkadaşlar? Ters düz üçgenlerde de böyle yamukta da alan dağıtım yapabiliyorduk. Boyalı bölgenin alanı yani siyah alan 3A'yı 6 vermiş. A'yı buradan 2 buluruz. E ben şuradaki alanı biliyorum. 2A. 2A alanı kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. E, bu mavi alan 4 ise bu alanda 4'ün 2 katıdır. Yani cevap kaç çıkar o zaman arkadaşlar? 8 çıkar. Birinci soru C an oldu. Geldik ikinci soruya. Bir dörtgen için aşağıdaki verilen özelliklerden ikisinin doğru ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Buna göre diyor kesinlikle hangisidir diye söyleniyor. Mesela arkadaşlar burada bir sürü seçenek var aslında. 1-2 olabilir, 1-3 olabilir, 1-4 olabilir. Ondan sonra 2-3 olabilir. 2-4 olabilir. Sonra 3-4 olabilir. Böyle seçenekleri şey yapacağız. Bir, birden başlayalım. Acaba 1 ve 2 olursa. Bakın 1 ve 2 olursa. Diğer ikisi sağlanmazsa tutuyor demektir. 1 ve 2'ye bakalım. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Bu bir paralel kenardır kesinlikle. Ve aynı zamanda köşegenleri dik kesir demiş. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen nedir arkadaşlar? Köşegenler dik kesti. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen karşılıklı kenarlarda birbirine paralelse e, bu bir paralel kenardır. Paralel kenarda da köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam dik tabanı kes parçaya böldü. Şunlar birbirine eşit oldu. O zaman bu ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşkenar dörtgen olmak zorunda. Evet bir iki sağlanıp köşegenleri eşit uzaklıktadır sağlanıyor mu arkadaşlar? Hayır eşkenar dörtgende köşegenler birbirine eşit değil. İç açıları birbirine eşittir. Hayır burada kaç ile burada kaç birbirine eşit değil. E, Kare de olabilir tabi bu. Ama kare olunca iç açıları da birbirine de eşit oluyor değil mi? Arkadaşlar 90'ar derece oluyor. Sadece 1 ve 2 sağlanıyorsa bu bir eşkenar dörtgendir. Şansımıza direkt cevabı bulduk. Ee, ve 1 ve 2. hani 1 ve 2 sağlandığında 3 ve 4 sağlanmıyor. O zaman bu eşkenar dörtgendir diyebiliriz. Cevap böylelikle edremit oldu. Ama şanslıyız. Bu dediğim gibi 1, 2. Sonra 1, 3. 1, 2 olmasaydı 1, 3'e bakacaktım. Sonra 1, 4'e bakacaktım. Sonra... 2 3'e bakacaktım. Sonra 2 4'e bakacaktım. Sonra 3 4'e bakacaktım. Bu bakış bayağı bir şey olur. E, şıklarda da bazen şey de yapıyor. Seyme de buna benzer bir soru sordu. Bunları şıklara koydu. Direkt şıklardan da gidilebilirdik ama bizden direkt ifade hangisidir diye soruluyor. Eşkenar dörtgen çıktı arkadaşlar. Bu dörtgen hangisidir diye soruluyor. Cevap Edremit oldu. Evet geldik. Üçüncü soruya. İki kenarın uzunluğu 9 birim olan 4 eş deltoid bir kare içerisine konmuş. Hocam kare içerisine konmuşsa bu 9 9 ise hocam burası 9 burası da 9 değil midir? Evet. E kısa parçalarda şunlar da birbirine eşit. İkizlerinin olduğu açılar değil de şu diğer açılar birbirine eşitti. Yani burası da 90. E, hocam burası 90 ise aynı şekilde burası da 90. Hocam burası 90 ise aynı şekilde burası da 90. Burası 90 ise aynı şekilde burası da 90 oldu. V, 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 V. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit. Yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. Şimdi şu içerideki şekilde bir dikdörtgen oldu arkadaşlar. Aslında direkt şey oldu. Hocam bu 9 ya. Bunun tamamı 9. Ben buraya x dersem buraya 9-x kaldı değil mi? Evet buraya x dersem tamamı 9 olduğundan burası da 9-x. X dersem tamamı 9 olduğundan burası da 9-x. Aslında buradaki şekil bir kare oldu arkadaşlar. E x iken burası da x. Bizden zaten buna göre dıştaki karenin çevresi. 9 artı x'den kaç tane var? 4 tane var. Artı içteki karenin çevresi toplamı isteniyor. 9 eksi x'ten de yine 4 tane var. Bu x'in toplamı isteniyor. 36 artı 4 x artı 36 artı eksi 4 x isteniyor. 4 x'ler gitti. Cevapta kaç yaptı? 72 yaptı. Üçüncü soru böylelikle balık esir oldu. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda tren yolu üzerine yerleştirilmiş kalınlığı önemsiz hareketli demir bariyerin iki farklı görünümü verilmiştir. Şu görünüm ve şu görünüm. Peki bariyer şekil 1'de gösterildiği gibi kapalıyken yer düzlemine paralel konudadır ve alt kısmına monte edilen parçaların köşeleri ABC'de dikdörtgenini oluşturmaktadır. Gençler bu bir dikdörtgenmiş. Tamam burası 3 kök üçgen buranın 3 kök 3 olduğunu biliyorum. Yani E'den aşağısı 3 kök 3, E'den aşağısı 3 kök 3 ve adam sana burayı 5 kök 3 vermiş. O zaman oradaki uzunluğu da kullanacağım. Yani şuradaki uzunluk neymiş? 5 kök 3'müş arkadaşlar. Şuraya kaç kaldı o zaman? 2 kök 3 kaldı. Tamam sonra devam edelim bakalım ne diyor. ABCD noktaları KLM'nin noktalarına gelip KLM'ne paraya kenarını oluşturmuştur. Aynı bariyer olduğu için uzunluklar değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor. C ve M noktalarının yerden yüksekleri sırasıyla 3 ve 5 olduğuna göre EM uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Alanlarla ilgili şöyle bir şey verilmiş. KLM'nin alanı A iken buradakinin alanı 2A. Arkadaşlar KLM'nin alanı A iken buradakinin alanı 2A. Şu dikdörtgenin alanına X ve Y dersem burası X çarpı Y mi yaptı arkadaşlar? Evet. Yalnız dikdörtgenin alanı 2A olacak ya bence buraya bir 2Y, 2Y alanımız ne olsun 2x y olsun burada tabanımız değişmeyecek ya burası x şuraya 2y dedim ee, burası 2y taban çarpı tabana ait yükseklik tabana ait yükseklik çizdik bu paraya kenarın alanında ne olması lazım arkadaşlar x çarpı y olması lazım bu alanın x çarpı y olması için de tabanı x iken yüksekliğinin ne olması lazım y olması lazım Aa hocam burası 2y iken burası 2y yazmışız Allah'tan. Bak 90'ın karşısı 2y. Hangi açının karşısı y'dir? 30'un hocam. E burası 30 oldu. E devamı gelir. Şunlar birbirine paralel. Şunlar da birbirine paralel. Şöyle Z'den dolayı burası da 30. Şöyle Z'den dolayı burası da 30 oldu. Burası da 60 oldu. 60'ı karşı 2 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı da 4'tür. Bizden EM uzunluğu isteniyor zaten arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman kaç çıktı? EM uzunluğu 4 çıktı. Yani cevap Balıkesir oldu. Geldik 6. soruya. Şekildeki EFGH dörtgen ABCD eşkenar dörtgeninin gösterilen yönde merkezi etrafında 90 derece döndürülmesiyle öncelikle arkadaşlar şurada eşkenar dörtgenmiş bir bu köşegen verilmiş. Diğer köşegeni ben çizecek olursam köşegenler nasıl kesişir? Dik kesir. Bak sen şimdi bunu 90 derece döndüreceksin. Şunu 90 derece döndüreceksin. Hop 90. Yani şu doğrusal olacak devamı. E aynı şekilde bunu da 90 derece döndürmüş hali şöyle geldiği zaman bu köşegende hop buraya mı geldi arkadaşlar? Evet. Tırtıklı köşegen bak bunlar doğrusal oldu. Evet AC köşegenini kaç vermişler? 12 vermişler. AC köşegeni 12 ise şurası 6'ya 6 yaptı. BD köşegeni 16 ise hocam kısa köşegen 6'ya 6 ya sen bunu böyle döndürdüğünde bunlar da kısa köşegen oldu. 6'ya 6 oldu. Ve uzun köşegen de 16'ymış. 8'e 8 olmalı. Yani burası 2. Burası da 2 mi oldu? Evet. E burada ne çıktı? 6, 8, 13 genden burası 6, 8, 13 genden eşkenar dörtgenin bir kenarını 10 bulduk arkadaşlar aklımızın bir kenarında bulunacağına şöyle bir yazalım arkadaşlar. Peki yazdık bunu. Boyalı bölgelerin çevreleri toplamı isteniyor bizden. Şimdi bu eşkenar dörtgen. Valla arkadaşlar kalem döndürdüğünde yine aynı kalem ya. Bu tür şekillerde ne yapıyorduk? Şekil eş şekil. Yani uzunlukların birbirine eşit olması önemli. Buranın 10 buranın da 10 olması. Hatta açıların da birbirine eşit olması çok önemli. Bu köşegen açı orta ya noktaya nokta diyecek olursam. Sen bunu böyle döndürdün hop bu buraya geldi. Bu da noktaya nokta oldu. Aa hocam nokta buraya alfa dersem bak ters açıdan burası da alfa. Şu üçgenlere bakar mısınız? Alfaya nokta üçüncü açı çift çizgi diyelim. Hatta çizgi diyelim isterseniz. Ya da çift çizgi diyelim. Çift çizgi. Hocam alfaya nokta üçüncü açı çift çizgi. İki üçgen eş üçgen mi oldu? Evet. Madem eş üçgen sen buradaki çift çizginin karşısına ya da noktanın karşısına x dersen buradaki noktanın karşısında x midir? Evet. Bunun tamamı 10'du. Buraya 10 eksi x kaldı. E hocam burada noktanın karşısı x ve pardon çift çizginin karşısı 10 eksi x çift çizginin karşısı 10 eksi x mi oldu? Aynen öyle. Dikkat ederseniz buradaki yaptığınız işlemlerde ne çıktı arkadaşlar? Şimdi bizden ne isteniyor? Taralı bölgenin çevresi isteniyor. Bak taralı bölgenin çevresinde aynı şeyi burada da yapabiliriz. Hocam buraya da alfa mı diyeceğiz? Ya burada kaç burada kaçının e, alfa oldukları belli de hiç işi riske atmayalım. Bu sefer buraya beta desen o zaman burası da beta oldu. O zaman şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta eş oldu. Çünkü niye? Çünkü niye eş oldu bunlar? Burada eşliği niye söylemiştik arkadaşlar? Bütün açılar birbirine eş. Ha 2'den dolayı. Betanın karşısı 2. Burada da betanın karşısı 2 mi arkadaşım? Şöyle baktığın zaman. Çünkü tamamı 8 olacaktı. Bu. Evet. Hem o zaman burada da arkadaşlar. Ben buraya x dersem. Bu sefer buraya y dersem. Buradaki çift çizginin karşısı bu sefer şu açının karşısı y iken bu açının karşısı da y olacak. Tamamı 10 buraya da 10 eksi y kaldı. Dikkat ederseniz böyle boyalı bölgenin çevresi toplamı derken şu ikisinin toplamı 10. Dikkat dikkat. Şöyle şu ikisinin toplamı 10. Sonra bu ikisinin toplamı da 10 çıkacak böyle. Çünkü burası noktanın karşısı 10 eksi y iken noktanın karşısı 10 eksi y olacak burası da. Ondan sonra aynı şekilde bu ikisinin toplamı da 10. Bu ikisinin toplamı da 10. Bu ikisinin toplamı da 10. Bu şu ikisinin toplamı da şu ikisinin toplamı da ve şu ikisinin toplamı da 10 olacak. Yani onları sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 10. 8 tane 10 kaç yapıyor arkadaşlar çevrede? 80 yapıyor. Valla çok güzel bir soru arkadaşlar. Eşliği de kullandırmış burada. Hani birbirine simetri olduğu falan belli de. Üçgen olarak da göstermek lazımdı sanki burada hoş bir soru olarak karşımıza çıkan bir soru. Altıncı soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 80 bulduk. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet cevap balık kesir oldu ve geldik 7. soruya. Şimdi ne demiş? AC artı BD 24 demiş. Bunlar birbirine paralel. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. 2 verilmiş. 1 verilmiş. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Hmm. şuraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Arkadaşlar şuraya bir B alanı dersem. Şurası tüm alanın 4'te biri. A artı B. Hocam burası da A artı B olacak. Burası da A artı B olacak. Burası da A artı B olacak. A hocam A'sı burada. Eş paraya kenarlar olduğu için burası da A artı B olacağından burası da B mi oldu? Evet. Şimdi gençler benzerlik zamanı. Şuraya bir X diyelim isterseniz şuraya da bir Y diyelim. Hocam burada X'i ve Y'yi arasında bir ilişki bulursak olay bitti. Şurada bir X bölü X artı 2 oran var değil mi? X bölü X artı 2'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? Benzerlik alan ilişkisinden B bölü B artı A'ya eşit değil midir? B bölü B artı A'ya eşittir. Aynı şekilde burada da Y bölü Y artı 1'in karesi de Y bölü Y artı 1'in karesi de B bölü B artı A'ya eşit değil midir? Benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit. E dolayısıyla bunlar birbirine eşit mi olacak? Evet kare kökünü alacak olursam eğer x bölü x artı 2 eşittir y bölü y artı 1 oldu. İşler işler yapalım arkadaşlar. Üşenmeyelim. x y artı x eşittir x y artı 2 y oldu. Hmm x y'ler gitti. x eşittir 2 y oldu. Madem x dediğimiz 2 y oldu. 2 y artı 2 burası. Bakın 2 y artı 2 burası. E o zaman burası da 2 y artı 2 oldu hocam. Sonra burası y artı 1. E o zaman burası da y artı 1 oldu hocam. ac ile bd'nin toplamı. ac'ye bakıyorum 4 y artı. 4 e, y artı 4 artı. bd'ye bakıyorum. bd de 2 y artı 2. 2 y artı 2. Bu toplam kaç yapıyormuş arkadaşlar? 24'müş. 6y buradan 18'e eşit olduysa y'yi buradan 3 buluruz. Bizden de BD uzunluğu isteniyor. BD de kaçtır arkadaşlar? BD'ye bakacak olursak BD de y artı 1 y artı 1 2y artı 2 olduğundan dolayı y yerine 3 yazarsak 2 3 6 artı 2'den cevap kaç çıkıyor arkadaşlar? 8 çıkıyor. Yani cevabımız kaçıncı soru? 7. sorunun cevabı böylelikle C oldu. Ve böylelikle 7. bölüm testini de bitirmiş oluyor. Bulunuyoruz arkadaşlar. Sırada ne var? 8. bölüm. Ondan sonra ne var? 9. bölüm sonra da kitap bitiyor inşallah. Evet böylelikle 7. bölümü bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sonraki bölümlerde konu anlatımında, soru çözümlerinde ya da herhangi bir yerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.